Merhaba sevgili LinkedIn takipçilerim, ben Volkan Tekcan. Bugünkü konumuz mobbing. İkinci videomla karşınızdayım. Benim en çok izlenen, okunan, paylaşılan, tekrar paylaşılan paylaşım şu anda online değil. Birkaç gün sonra kaldırmak zorunda kaldım. 2-3 gün içerisinde 40 bin kişiye ulaştı. Bu bana yapılan bir mobbing ile ilgiliydi. Ahlaksızlıktan işten atılmıştım. Bu süreçte hem yakın arkadaşımın son zamanında duyduğum ve bugün yine bir görüştüğüm bir başka bir meslektaşıma başına gelenleri ve aynı şirket tarafından kendine yapılan ve bazı şirketler tarafından kendine yapılanları duyduktan sonra böyle bir video atma ihtiyacı duydum. Bu videodan önce son yaptığım 5-6 paylaşımda mobbingli hashtag ile yapılmış paylaşımları bulup size anlatmak, göstermek istedim. Onlara da bakabilirsiniz. Buna yine Türkiye Psikiyatri Derneği'nin mobbing üzerine yazmış olduğu beğendiğim bir yazının linkini koyacağım. Bu videonun altında bulabilirsiniz. Bu süreçte başıma gelenlerden ve tecrübelerimden ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiği konusunda kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Kesin %100 bu doğrudur demek istemiyorum. Böyle bir şey diyemem. Fakat kendi fikirlerimi ne yapmanız, ne yapmamanız gerektiğini mobbinge uğradığınız konusunda bunu sizle paylaşmak istiyorum. Son yapılan bir kanuna düzenlemesine göre birkaç yıl önceki, o zaman da bunu yorumlara yazmıştım o paylaşımımda. İnsanların bir kere işlenmiş suçlar için görüntü ve ses kaydı konusu alma konusunda herhangi bir kanunun sınırlamalarının ortadan kalktığını, bu suçun ispatı bakımından alma haklarının olduğunu, herhangi bir savcılıktan izin almalarına gerek olmadığına dair bir kanun çıktı. Daha doğrusu bir yargılama kararı. Danıştay'ın vesaire onayladı. Yüksek mahkemenin onayladı. Bir mahkeme kararı ortaya çıktı. Çünkü her suçlamayı yapan kişi kanıtını da göstermek zorundadır. Kanıtı gösterilmeyen hiç kimseyi bir konuda işte suçlasa da o konuda adalet bekleyemez. Üstüne üstlük kaybedebilir. Benim bununla ilgili kaybetmiş olduğum davam da vardır. Çünkü şirket bütün kanıtları elinde tutuyor. Kapı giriş, çıkış bilgilerini. Örneğin. Mobbing'e uğradığınızda benim size tavsiyem yapmanız gereken en doğru düzgün yoldan savcılığa gidip izin almaktır. Ses kaydı ve görüntü kaydı almak için. Bunu almaya da bilirsiniz. Tek bir kere de işlenmiş olan bir şey olmuş olabilir. Ses ve görüntü kaydı almanız ve bununla ilgili size kanunların söylediği mahkemeler dışında hiç kimseyle paylaşamazsınız. Bu şekilde aldığınız bir görüntüyü. Zaten mahkeme izniyle de alsanız başkasıyla paylaşamazsınız. Ve direkt şikayetçi olmanız. Herhangi bir karakola gidip bu kişi hakkında bana işte şu elindeki şu kanıtlar sebebiyle gösterdiğim üzere şikayetçi oluyorum. Bu kişi bana mobbing yapmaktadır diye. Bu sizin patronunuz olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Herhangi bir kişiliği bozuk insan olabilir, psikolojik sorunları olan birisi de olabilir. Hiç fark etmez. Bununla ilgili bu kanıtları USB'ye çekip ses kaydı ya da görüntü kaydı alıp USB'ye koyup direkt polise başvurabilirsiniz karakola ya da savcılığa gidebilirsiniz. Savcılığa gittiğiniz zaman savcıyla yüz yüze karşılaşacağınız için daha iyi yönlendirmeler de bulunabilir. Polisler o konuda, yani her konuda işin ehli olmayabiliyor. Süreçleri savcılar daha iyi biliyor. Bunlara direkt başvuruda bulabilirsiniz. Bu kişiye yine benim tavsiyem, kendim yapmadım ama ihtar çekebilirsiniz. Bana mobbing yapma diye. İşte orada ihtarda şunu anlatabilirsiniz. Şu tarihte yaptığınız mesela benim arkadaşımın başına gelen şeyi anlatmak istiyorum. Arkadaşım dışarıda kalıyor, yurtta kalmıyor. Bayan bir arkadaş bu. İş arkadaşı bütün amirlerinin, müdürlerinin ve çalışma arkadaşlarının içinde. İş arkadaşı aynı zamanda lojman diyeyim. Orada oda arkadaşı. Odaya gelecek misin? Bir temizlik sıran geldi. Odaya hiç gitmiyor. Son bir ayda işte iki gün ya gidiyor, gitmiyor. Temizlik sırası sana geldi diye. Böyle bir komente bulunarak bildiğiniz haysiyet, şerif, onuruyla, namusuna kastederek. Hani odada söylese farklı bir şey. Sonuçta oda arkadaşı. Lojmanda her şeyini bilir. Kalıp kalmadığını bilir. Ama bunu amirlerin, müdürlerin bu şekilde insan içinde öğrenmesine gerek yok.
Bu zaten onun ilk hareket ettiği. Mesela bu örnek olayı ya da birkaç örnek olayı yazarak ihtar çekebilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir engeliniz yok. Biraz 60 lira, 100 lira neyse yazdığınız kelimeye göre değişebilir. İhtar da çekmek istemiyorum diyorsanız ya da iadeli taahhütlü mektup yollayabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Yani ben bu konuda bu kişiyi uyarmıştım diyerekten yarın öbür gün savcılığa başvurmadan önce kanıt olması bakımından. Ya da yazılı olarak yine WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Ama bu tür insanları ifşa etmek, bunlarla ilgili topladığınız kanıtları ifşa etmek kesinlikle hakkınız yok. Aynı şey ufak bir cümleyle değineyim. LinkedIn'de başınıza gelen tacize soktuğunuz diyeyim. Hepsi değil. Ben geçenlerde yine paylaşmıştım. İşte bu meslek nedir diye sorduğum soruya da engellenebiliyorsunuz. Tacize soktuğunuz meselelerle de ilgili bunları alıp insanların kimliğini saklamadan paylaşamazsınız. Aynı şekilde chat mesajlarını da paylaşamazsınız. Burada şekilde farz ettiğim görüntü kayıtlarını da vesaire de paylaşamazsınız. Yüz yüze konuşmak, amirlerinize gitmek, inanın mobbing konusunda. Ben başka bir arkadaşım yine aynı iş yerinde ilk ayrıldım, kovulduğumda, ahlaksızlıktan yazılarak kovuldum. Sonra da değiştirdiğim. O şekilde anlaşmaya gittim. 5-6 aydan fazlalık, yani 3 ay çalışmıştım. 9 aylık bir tazminatım vardı. 1 yıllık sözleşmeyle ciddi masraflar yaparak gitmiştim çünkü. Taşınma masrafı vesaire. Bütün hayatımı değiştirmiştim. İstanbul'dan oraya taşınmıştım. Bunları bırakarak sadece bu kodun bulunmasını istemediğim için. Onu da sadece siz görüyorsunuz bu arada. Herhangi başka birisi görmüyor. Bu kodun değiştirilmesi için vazgeçerek başvuruda bulunmuştum. Ve haklarımdan vazgeçmiştim. Bu aynı meselede yine başka bir iş arkadaşımın bana açık ve net olarak gerizekalı dediğini kendine WhatsApp'tan kaydederek göndermiştim. Tekrar etsene dediğimde söylediğini kendine WhatsApp'tan kaydederek göndermiştim. Onu amirime gönderdim. Bunları kesinlikle yapmayın. Yani kendileri kıt akıllarıyla bunu düşünüp işte bunu işte kanunlara aykırı vesaire falan gibi düşünüp aslında işlenen bir suçu ben amirime söylüyorum uyarılması için. Savunmasını istiyorum. O durumda. Benim cahilliğime geldi o zaman. Hiç bunlara başvurmayın. Bununla ilgili direkt kendiniz savcılığa ve demin bahsettiğim yollara başvurabilirsiniz. Yalnız savcılık kanalıyla ya da işte ihtar yoluyla olmaması durumunda aynı şekilde sizin yaptığınız bundan dolayı o da size şikayet edebilir. O da size yine aynı şekilde bana bezdiricilik yapıyorsun diyerek bezdiricilik yapıyorsun deyip yapıyor deyip şikayette bulunabilir. O yüzden en iyisi savcılık kanallarını kullanarak bu konuyla mücadele etmektedir. İnsan gerçekten belli şeyler için sustuğu zaman onurunu, gururunu kaybediyor. Bu tür insanların kesinlikle yanına bırakmayın yaptığı şeyi. Size tekrar söylüyorum. Hiçbir arkadaşınızın gazına gelmeyin. Benim de gazıma gelmeyin. Amirlerinize kesinlikle güvenmeyin bu konularda. Bu konular şey yapıldığı zaman, böyle ayyuka çıktığı zaman genelde şikayetçi olan egale edilir, işten kovulur. Tazminat alıp almadığınızın da bir önemi yok. Dinlenirsiniz. Yalnız buranıza kadar geldiyse ve bu şekilde kanuni yoldan hakkınızı ararsanız eğer yarın öbür gün bundan dolayı kovulduğunuz zaman mahkemeye uygunsuz olarak kovulduğunuzla ilgili dava açtığınızda bu kanıtlarınızı, ihtarınızı, savcılık başvurunuzu, bir arkadaşınız tarafından mobbinge uğradığınız, onun hakkında bu şekilde kanuni yoldan hakkını aradığınız için şirketin sizi işten ayırdığını belirtebilirsiniz. Çok zeki patronların hiçbir tanesi de 5 yıllık eleman da olsa bu şekilde ayyuka çıkmış mobbingi biliyordurlardır zaten, göz yumuyorlardır. Kendi adlarına mobbing yapıyordur onların. Onu tutmamayı tercih edebilir, kazanabilirsiniz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerimi eleştirebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeniden paylaşmanızı ve bundan hemen önceki yaptığım 5-6 paylaşıma bakmanızı ve bu paylaşımdaki linke tıklamanızı, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bu konuda yazdığı kim mobbinge maruz kalır gibi konuların da bulunduğu yazıyı lütfen okumanızı rica ediyorum. Hepinizi dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.